Allahu la ilahe illa kayyum. Yaratan, yönetiyor kardeşim. Sen haberin yok. Tavun altındaki yumurtaya hayat veren o. Vakti gelince çıkaran, yöneten doğ. Annenin karnında çocuk var, göğsünde süt yok. Anne doğum yapınca göğsü bir şadırvan gibi oluyor. Orada süt beliriyor. Çocuk dünyaya geliyor. Annenin göğsüne uzanıyor, emmeye başlıyor. O ana kadar böyle bir ameliyesi yoktu. Ondan sonra dışkı başlıyor. Annenin karnında dışkısı olsa anneyi zehirleyecek. Onu yöneten kim? Sen mi yönetiyorsun? Doktorlar mı ona bu emri veriyorlar? Annenin göğsünden sütü alacaksın diyenler onlar mı? Annenin göğsüne dokuz ay bitti çocuk doğunca orada sütü oluşturan hangi ilacı veriyorlar? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Kayyum olan koruyor seni kardeşim. Göz, gözüm aşağıda elmacık kemiği, yukarıda kemik. Gözü o kemiklerin içinde koruyor. Beyni kafatasının içinde koruyor kalbini göğsünün içinde koruyor. Bunlar korunması gereken organlar. Bu sistemi kuran kim? Bütün çocuklarda Hz. Adem Aleyhisselam'dan beri bugüne, bugünden kıyamete kadar bu sistem böyle devam edecek. Bunu ayarlayan, yöneten kim? Elif, la, mim, Allahu la ilahe illa vel hayyul kayyum. Hay odur kayyum yöneten odur işte. Bir doktor teslim olmuyorsa Allah Azze ve Celle'ye bunun ahirette hiç mazeret yok. Öyle muazzam yaratmış, içinde öyle fabrika var ki sen uyuyorsun ama fabrika çalışıyor. Uyurken yemek yesen boğulup ölürsün. Peki yemek yemek de solunum gibi olsaydı nefes almak gibi sürekli yemek yeme durumunda olsaydık o zaman uyuyamazdık. Allah Teala uyurken de solunum alacak, nefes alacak bir şekilde yarattı bizi. Yani öyle muhteşem muazzam bir sistem var kardeşlerim. Baktığınız zaman insana, baktığınız zaman dünyaya Gördüğünüz her şey size Allah var diyor bir diyor.